Sevgili seyirciler, Haber Bolt olarak her hafta yaptığımız söyleşilerimize yine devam ediyoruz. Bu hafta da konuğumuz Ferhan Aral ismiyle bütünleşmiş bir firma. Kendisine sorularımızı ileteceğiz. Kuyum sektöründe tanıtmaya çalışacağız. Ferhan Aral nasıl çalışıyor? Bir model nasıl yetişiyor? Bu tip sorularımızı soracağız. Ben kendisine hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Dünya üzerinde tanınan birisi olarak moda sektöründe özellikle böyle imkanlar da var elinizde. Neden Türkiye'ye döndünüz? Tabii bu bir aslında bir hikaye. Bir gün baktım ki Türkiye beni tanımıyor. Bunun sebebi de bir dostumun, Türk koreograf arkadaşımın uluslararası koreograf olarak televizyonda anons edilmesi karşısında bir dakika dedim. Uluslararası koreograflık bir başka şey. Resmi bir hadise. Bunun bir takım hukuksal ve fiziksel sonuçları var. Tabii ki yurt dışında defile yapınca, yurt dışında defile yapmış bir koreograf oluyorsunuz ama uluslararası koreograflık bir bravedir. Yani çok iyi ilaç tavsiye edebilirsiniz ama bu sizi eczacı yapmaz ya da çok iyi dilekçe yazarsınız ama bu sizi avukat yapmaz. Bunun gibi bir örnek. Uluslararası koreograflık bir kurumdur. İşte çalışma izni ihtiyacınız yoktur. Her yerde çalışabilirsiniz, fatura kesebilirsiniz. Vize almak zorunda değilseniz, VIP'den girersiniz gibi. Bu sebeplerden dolayı o zaman fark ettim ki önce anonsu yapan kıza kızdım. Ne demek uluslararası koreograf, zaten 8-9 kişiyiz dünya üzerinde. Sonra anladım ki bu hata benim. Ben Türkiye'yi çok önemsememişim. Uzun yıllar hep yurt dışında çalışmışım. Sonra dedim ki peki dön bakalım tekrar geri. Hem zaten geldiğin noktaya kadar da geldin. Tekrar sıfırdan başla. Bu defa da kendini Türkiye'ye tanıt. Son 11 yıldır o yüzden Türkiye'deyim. Çok şükür de tepedeki birkaç isimden biri oldum. Bunu gayet memnunum işimden. Önce bir koreografinin tarifinden başlayayım. Aslında koreografi antik Yunan'daki tiyatroda görev alan koronun hareketlerinden kaynaklanıyor. Kök orası. Koronun hareketleri. Ve bugünkü modern tanımı tam karşılığı adımın müzik ile birlikte tasarlanması. Yani bir adım bile olsa siz o adımı eğer bir müzik ile birlikte tasarlıyorsanız bunun adı koreografi. Tabii Türkiye'de buna koreografi diyenler de var. Onları serbest bırakıyoruz. Onlar kare yapmaya devam etsinler. Biz koreografi yapıyoruz ve her adımı tek tek müzik ile birlikte tasarlıyoruz. Bu zaten başlamıyor. Zaten doğuştan olan bir şey. İçinizde varsa var. Bu bir yönelim. Bunu bir şey tetikliyor. Ben de ilk tetikleyen, çok net hatırlıyorum, bir sinema filmi. Müzikal bir film idi ve annem babamla birlikte gittiğimiz bir filmde oradaki o sahne sanatının, o sanatçıların, dansçıların buna nasıl hazırlandığı, backstage yani kulis kısmında neler yapıldığı, provalar inanılmaz ilgimi çekti ve çok hoşuma gitti ve kendimi orada gördüm. Ben bunu yapmalıyım dedim ve sonuçta da buraya geldik. Sanata bakış tabii ki bir koreograf olarak sanatın her alanıyla ilgilenmek zorundasınız. Kendinizi donatmak zorundasınız. Yoksa demin bahsettiğim gibi koreografinin tanımı adımın müzik ile tasarlanması ama bu kadar basit değil. Artık hele günümüzde hiç bu kadar basit değil. Bir konsept yaratmak, o konsept bir hikaye yaratmak, bütün bunları en başından itibaren tasarımcıyla birlikte oluşturmak, stylistle birlikte, marka danışmanıyla birlikte, proje yönetmeniyle birlikte asla tek kişilik bir iş değil bu. Bir ekip işi. O ekibin sinerjisiyle, fikir alışverişiyle birlikte oluşuyor, yükseliyor ve sonuçta bir sanat haline dönüşüyor. Ve bir koreograf olarak sadece olay sen sağa git, sen sola git, sen de ortadan gel. Hayır, bu böyle yaparak koreograf olunmuyor. Bu zaten tavsiye edilen yürüyüş düzeni. Siz de 3-4 defile seyredin benim yanımda, bütün provalara katılın. Beşincide, ya Ferhan Bey şöyle olmasın da şöyle olsun derseniz bir fikriniz oluşur ve bu sizi koreograf yapmaz. Türkiye'nin problemi bu. Koreograf olabilmek için gerçekten bütün etnisiteyi bilmeniz lazım. Kendi yaşadığınız ülkeyi bilmeniz lazım, tarihini bilmeniz lazım, coğrafyayı bilmeniz lazım, halk kültürlerini bilmeniz lazım, müziği çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü tanımında var, adımın müzik ile birlikte tasarlanması. Müziği bilmiyorsanız zaten koreograf olamazsınız. Müzik olmazsa olmazıdır. Çok iyi bir müzik bilginizin olması gerekiyor. Tiyatro izlemeniz gerekiyor. Opera izlemeniz gerekiyor. Her şeyden, evet çok derinlemesine olmayabilir, her şeye buna zamanınız yetmeyebilir ama hemen hemen sanatın her alanına ilgi duymanız gerekiyor ki
Oradan beslendikten sonra bütün bunların harmanlayıp bir şey ortaya çıkarabilirsiniz. Beslenmediğiniz zaman hiçbir şey çıkaramazsınız. Öbürü artık esnaflığa girer. Sen sağa git, sen sola git. Yapılan tekrarlanır, tekrarlanır ama daha ileriye gidilemez. Paris'te okumak, stajlarda, organizasyonlarda, defilelerde staj görmek neler kazandırdı size? Bir kere ufkunu açıyor insanın. Yani bu tabii ki çok önemli. Sadece demin anlattığım konunun devamı belki bu. Sadece kendi alanınızla ilgilenirseniz, söz gelimi burası bizim ofisimiz. Ben bu ofisten eğer hiç dışarı çıkmazsam, hayatı tanımam mümkün değil. Başka neler oluyor bilmem mümkün değil. Ve kendimi tekrara girerim. Yeni bir şey üretebilmek için başka üretilenleri de izlemek zorundasınız. Yani yine aynı konuya dönüyoruz. Beslenmek zorundasınız. Evet, Paris okumuş olmak bu beslenmeyi daha kolaylaştırıyor. Daha ufkunuzu açıyor. Ama tabii ki içinizde bir yetenek de olması lazım. Çünkü bu bir yetenek aslında, bu bir nüve. Evet, eğitim bunu biraz daha rafineleştiriyor. Belki daha kolay çözümlere ulaşabiliyorsunuz. Aslında koreografi sanatı bitmedi. Ama bu bir trend biliyorsunuz, moda. Moda hem kıyafetlerde oluşabiliyor, hem make-up'ta oluşuyor, hair'de oluşuyor, saçta oluşuyor ve tabii ki defilenin yürüyüş düzeninde de bir moda var. Bu da dönüşüyor. Neden buna dönüştüğünü anlatırız daha sonra. Çok uzun bir hikaye. Tasarımcılar ve koreograflar arasındaki bir çekişmeden kaynaklanan bir sonuçtur bu. Artık tek düze yürüyüşler. Ama şunu bilmekte fayda var. Fashion Week'i örnek alıyorlar ve doğrusu bu diyorlar. Ama o doğru olan değil. Yani daha doğrusu burada doğru yanlış diye ayırmak doğru değil. Çünkü Fashion Week'in amacı aslında koleksiyonun sunulmasıdır. Koleksiyonu en düz şekliyle, en simple, basit şekliyle sunmak zorundasınız. Çünkü hedef o koleksiyonun pazarlanması ve sipariş almasıdır. Orada bir defile yapmıyoruz. Orada koleksiyonu sunuyoruz. Ekspozisyon yapıyoruz. O nedenle tek tek ve koreografisiz bir sunum yapıyoruz ki gelen uluslararası satın almacılar kafaları karışmadan, odaklarını şaşırmadan doğrudan koleksiyona odaklansınlar ve sipariş versinler. Fashion Week'e zaten yapılma amacı bu. O yüzden Fashion Week'te düz yapılıyor. O zaman moda budur. Hayır değil. Siz bir defile yapıyorsanız ki defile yapmak firmanın ya da tasarımcının şaşasıdır, havasıdır. Markanın yükseldiği bir alandır. Koleksiyon orada çok önemli değildir. Tabii ki koleksiyonu kullanacağız ama hedef koleksiyonu sunmak değildir. Hedef markayı sunmaktır. Tasarımcının kendi kimliğini, yüksekliğini, zenginliğini, kalitesini sunmaktır. İşte orada şov yapabilirsiniz, orada koreografi uygulayabilirsiniz. Benim yaptığım şu, ben full koreografi yapmıyorum. Ya da full fashion week gibi de tek düze bir trafik yapmıyorum. İkisini harmanlayıp başında, ortasında ve finalinde birkaç koreografiyle ikisini mix ediyorum. O zaman da daha tatlı, günümüze hem günümüze uygun hem eskiden esintiler taşıyan ve biraz da insanları davetlerini sıkmayan bir görsellik çıkıyor sonucunda. Moda çok değişken bir madde. Her 6 ayda bir düşünsenize moda değişiyor. Her 6 ayda bir. Saç değişiyor, makyaj değişiyor, algı değişiyor, en başta moda algısı değişiyor. Ve sizin hiçbir şekilde uyumaya, oturmaya hakkınız yok. Siz sürekli yenilikleri takip etmek durumundasınız. Sürekli havayı koklamak zorundasınız. Ne değişiyor, neler olabilir? O zaman ancak başarılı olabiliyorsunuz, o zaman ancak evrensel ya da işte global olabiliyorsunuz. Tüm dünyayla birlikte oluyorsunuz. Eğer bunu takip etmiyorsanız, deminden beri söylediğim gibi hep kendinizi bir tekrar durumuna girersiniz. Tekrar ettiğiniz zaman siz o tekrarda dönersiniz ama öbür taraf alır gider. Belki başarısızlık var mı yok mu da bilmiyorum. Bu benim konum değil. Bu daha çok marka danışmanlarının, pazarlama uzmanlarının, işletme sahiplerinin, işletmecilerin daha ticari ve teknik bir konu. Sanatsal bir cevap vermem mümkün değil bu konuda. Ama tahminim bu. Sağ olun, bunu iltifat olarak kabul ediyorum ama şöyle girebilirim olaya, bu bir ekip işi. Tek başına yapılan bir şey değil. Ve burada sahnenin arkasında, evet ben belki ön planda görünüyorum ama arkada bir sürü gizli kahraman var. Bu proje yönetimiyle alakalı bir konu. 8. ajur aslında anahtar teslim verilen bir iş. Bu bir yarışma süreci ve biz işi anahtar teslim olarak aldık. Yarışmanın en başından sonuna kadar
bir kere o tüm yarışmanın, katılanların eserlerinin ayrıştırılması, kategorileşmesi, jüriyi oluşturmak, jüriyi oraya davet etmek, elenenleri bir kenara koyup kazananları bir tarafta tutmak, kazananların üretimlerinin takip edilmesi, yaptırılması ve bunun şov gününe hazırlanması, davetlilerin davet edilmesi, LCV'lerinin alınması, salonun yemek düzeninin kurulması, yani sadece şov değil, tüm aktivite, 6 aylık süreç ve sonundaki şov gecesinin sonuna kadar hepsini anahtar teslim olarak yönettik. Ve demin de söylediğim gibi bu bir ekip işi. Kulis eğer doğru yürümezse şov zaten batar. Öncelikle kulisin doğru yürümesi lazım. Tabii ki diğer gizli kahramanlar kimler? Ses ve ışık ekibini, teknik ekibi kuran Mesut Büyüksofuoğlu var. Fashion Art firması. Müthiş bir firma. Yukarıdaki bahsettiğim 3-4 kişiyiz. Hepimiz onlarla çalışıyoruz. Bu bir ekip işi. Doğru ve iyi iş yapan insanları bir araya getirdiğinizde, ki sanıyorum benim başarım bu, o ekibi doğru kurduğunuzda hakikaten güzel, şık işler çıkıyor. Geçen yıl güzeldi. Bu yıl da, önümüzdeki yılda da sanırım siz herhalde 9. Ajur yarışmasını siz mi yönlendireceksiniz? Yine organize eden mutfaklısı mısınız? Öyle olmasını çok isterdik ama bu sene öyle olmadı maalesef. Çünkü biliyorsunuz bu bir devlet ihalesi, bir takım kuralları var. Böyle hadi bakalım siz yapınla olmuyor. Tabii ki kurum da bizi çok istedi, çok güzel görüşmeler devam etti ama bu bir bütçe meselesi ve bu seneki bütçeleri bizim talep ettiğimiz, verdiğimiz, teklif ettiğimiz bütçenin altında kaldı maalesef. Çok güzel görüşmeler oldu ama onlar çıkamadılar, biz inemedik ve bu sene maalesef biz dedik. İnşallah sene. Bir model olmanın 3 şartı var. Birinci şartı taşımak. Taşımaktan kastettiğimiz, maalesef Türkiye'de bu da yanlış biliniyor, sunmayı taşımak gibi algılıyorlar. Bunu birçok tasarımcımız ve modacımız da böyle kullanıyor ama sunmak başka bir şey, taşımak başka bir şey. Taşımak, vücudun özellikleriyle alakalı, fiziksel uygunlukla ilgili bir konu. Yani o kıyafeti taşıyabilmeli. Beli, baseni, göğüs ölçüleri, istenilen ideal ölçülerde en azından yakın, çok yakın olmak durumunda. Ve model bunu da üstelik korumak durumunda. Evet, bugün çok ideal ama eğer 3 gün sonra o kebapları, lahmacunları yediyse o ideallik hemen gidebilir. O yüzden bunun da sürdürülebilir olması gerekiyor. Model olmanın en önemli şartı bu. Taşıma özelliğinin sürdürülebilir, devamlı olması gerekiyor. Bu birinci özellik. İkinci özellik sunma. Model kimi sunuyor? Kendini sunmuyor. Kıyafeti sunuyor. Kıyafeti taşıyabilecek ama aynı zamanda da sunması gerekiyor, sunabilecek. O sunmayı da işte burada verdiğimiz derslerle alıyor. Bir jean pantolon yürüyüşü başkadır, bir kısa pantolon yürüyüşü başkadır, pirili pantolon yürüyüşü başkadır, uzun tuvalet yürüyüşü başkadır, kısa yürüyüş başkadır, gelinlik yürüyüşü başkadır, ceket çıkarma vardır, giyme vardır, katlama vardır, bir sürü sunum vardır. Birçok model elini beline koyar. Yanlıştır. El bele konulmaz. El bele model rahat etsin diye konulmaz. O bir sunum tekniğidir. O bir dikkati çekme yöntemidir. Eli cebe koyuyorlar. El cebe konmaz. Eli cebe koymanın yeri, zamanı ve en önemlisi nedeni vardır. Nedeni de sunmaktır. Bak burada cep var demektir. Takıda aranan özellik ne diye sorayım ben bu arada? Takıda da aranan özellik tabii ki yani gösterimde. Gösterimde aranan özellik tabii ki güzel bir dekoltenin olması. Yine taşıma özelliğine dönüyoruz. Öncelikle dekoltesinin, yani göğüs kısmının güzel olması. Eğer bir bileklik, bilezikse tabii ki ellerinin, kollarının ince bilekli olması. Bir halhal ise ayaklarının ince bilekli olması. Bunlar her biri için, her defile için farklı farklı modellerin hassasiyetle seçilmesi gerekiyor. Bu da yetmiyor. Sadece göğsünün dekoltesinin güzel olması yetmiyor. O çünkü taşıma ama peki sunma, bir takıyı nasıl sunacağını da bilmesi gerekiyor. Sırf güzel bir dekoltesi var ya da çok ince bileği var deyip bir modeli oraya monte edemezsiniz. Onu nasıl sunacağını da bilebilmeli. Gibi bunun gibi. Model olmanın üçüncü özelliği, evet bu bir ve iki bir arada olduğunda, yani taşıma ve sunma bir arada olduğunda doğal olarak özgüven gelişir ve model ışımaya başlar.
O zaman ışıdığında da siz o modele bakarsınız. Modele baktığınızda da giydiği kıyafete otomatikman bakarsınız. Işımayan bir insana bakmazsınız. Ben son olarak şunu sorayım, siz de yorduk bu arada. Türkiye ile dünyayı modellik ve defile açısından karşılaştırırsak, Türkiye olarak biz neredeyiz şu an? Çok kötü bir yerde değiliz, iyi gidiyoruz. Bir kere onu söyleyeyim, yani bu iyi bir haber. Özellikle... Ben şu anda sizi gördükten sonra ben Okan'ya daha yeni geldim şu an. Sağ olun, teşekkür ederim. Demek ki hakikaten uzmanlar varmış. Var, var. Yok, çok iyi bir kere, çok iyi koreograflarımız var. Evet, biz okullu olan çok az dünya üzerinde ama çok da şart değil. Alaylı olmak da belirli bir süreci aştıktan sonra zaten kendisi bizatihi bir ekol haline geliyor. Kendini yetiştiriyor. Yetiştiriyor tabii ki, ekol oluyor. O nedenle bir kere en önemli konu bu. Çok iyi koreograflarımız var. Dünyada maalesef artık yok. Koreograflar dünyada çok kalmadı. Ama Türkiye'de hala devam ediyoruz. Bu bir kere iyi haber. İkincisi, Fashion Week, İstanbul Fashion Week çok iyi gidiyor. Gittikçe düzeliyor. Hele bu sezon harika bir iş çıkardılar. Çok tebrik ediyorum hepsini. Tasarımcılarımız iyi gidiyor. Artık dünyayla meç edilebilir olgunluğa geldiler. Hatta dünyanın tanıdığı çok iyi tasarımcılarımız var. Bunlar da tabii gurur kaynağı. O nedenle çok iyi gidiyoruz. Çok umutluyum ben o konuda. Modellerimiz deseniz, evet, Türkiye'de belki fiziksel olarak çok daha hala Avrupalı ya da dünya modelleriyle çok bir araya gelemiyoruz. Arada belli modellerimiz evet evrensel tipte çıkabiliyor ama yetenek olarak onlardan çok daha yetenekli modellerimiz var. Bu da umut verici. Olacak. Entegre olacağız. Başka yolumuz yok. Biz tüm dünyayla entegre olmak zorundayız.